Meral Danış Beştaş. O ne demiş? Bak şunu söyleyeyim. Onu da buradan izleyeceğiz. Hazır tutun. Tülay Hatimoğulları ne diyordu? Çok rahat. Teröristten falan değil. Realite. Realite. Hakikat. Hakikat. Şimdi denebilir ki o başka bir şey söylüyor ya. Yani nereden uyduruyorsunuz? PYD'yi kastediyor bilmem ne vesaire falan. Değil mi yani? Meral Danış Beştaş. Okuyalım. Sırtını bir yerlere yasladı. Bu baştan, baştan rica ediyorum. Yani hala sesi alamadım. Sırtını arkadaşlar, bir yerlere yasladı. Heh, baştan alalım lütfen. Evet. Teaser yaptı. Yıllarca. Nasıl? Yani hala sırtını bir yerlere yasladı. Bu AKP'nin teaser yaptığı, yıllarca televizyonlarda gösterdiği bir vaka yani. Bunu iktidar medyası sürekli ısıtıyor. Buna cevap, yani nasıl, ne cevap verebilirim buna? Yani ne sorduğunuzu anlamadım. Onu hani siz eleştiriyor musunuz bu açıklamayı? Hangi açıklamayı? Sırtımızı YPG ve PKK'ya dayıyoruz. Biz sırtımızı halka dayıyoruz. Bir açıklamalar speküle ediliyor. Önü arkası kesiliyor ve başka bir şey oluyor. Anladım. Yani ona bakarsanız PYD dünyada hiçbir yerde terör örgütü olarak görülmüyor. Bir tek Türkiye ve Katar terör örgütü olarak görüyor ama Türkiye'de böyle bir niteleme yapıldı. Yani bu programın konusu olacaksa tartışılır. Değil, belediye seçim. Tamam. Bu Katar düşmanlığı oradan mı geliyor bu arkadaşların topyekunu? Yok. Bak, teröristan ifadesi, şimdi biraz önce Kemal Hoca da Gaffar'da tartıştılar ya, işte halkla terörün arasına çizgi çekmek. Şimdi Türkiye terörü sınırlarından temizleyince halkla terör arasına bir sınır koydu. Şimdi diyor ki teröristan. Teröristan demek, bu artık dünya için bir tehdit demek. Yani onu orada bir merkez haline getiriyor. İlk vuracağı yer Suudi Arabistan. Suudi Arabistan sınırının kuzey güvenliğini çöle borçlu. Yarın öbür gün gidip vuracağı yer Kuveyt, emirlikler, şurası burası, Lübnan. Yani orada bir teröristan var, Avrupa'yı da tehdit ediyor artık. Bir terör merkezi, Türkiye ile alakalı değil, dünya sahnesine bir teröristan çıkıyor diyor Cumhurbaşkanı. İlginç bir şey söylüyor yani. Çarpıcı bir şey söylüyor. Eyvallah. Aslında. Şimdi Gaffar Akıncı bu, ne diyor? Bu sözler, yani bu hanımı söylediğim herhalde. Bu bir sözler. Fecaat bir sözler biliyorsun değil mi? Aynen. Skandal ötesi. CISI, bu demin rapor yayınladı dediğim Amerikan Düşünce Kuruluşu, CIA'nın, Pentagon'un falan hizmetkarı olan şeyin, hatta Dışişleri Bakanlığı'na falan çok fikir üreten, bir de yani fikir üreten bir düşünce kuruluşu. Evet, dataları. Aynen bunu söylüyor. Aynısı. Yani zannedersiniz ki Amerikalılar yazmış, metni vermiş. Ya zaten Amerikalılar yazıp veriyor. Onu çünkü söylüyorum. Amerika'nın temel tezi şu. Bu YPG, PYD denen örgüt, yapı terör örgütü olarak görülmüyor. Bak, terör örgütü olarak görmüyoruz da demiyor bazen. Onu da öyle yuvarlıyorlar. Tabii. Görülmüyor yani. Birileri. Ya işte siz görmüyorsunuz. Bunu bir tek Türkiye terör örgütü görüyor. Bir de işte Katar. Aynısını söylüyor. Şimdi bu şu demek. Açıkça şu demek. Soru şöyleydi çünkü. Sırtımızı PYD, YPG'ye dayıyoruz sözünü onaylıyor musunuz? Zayanıt olarak söylüyor. Diyor ki evet diye dayıyoruz diyor. Zaten o hani başını sonunu kırpmayı, neyini kırpacağız? Biz o görüntüleri hatırlıyoruz. Biz sırtımızı PYD'ye dayıyoruz. Daha fazlası var canım. Daha yeni söylediler tekrar. PKK sizi tükürüğüyle boğar. Bakın. Neymiş? Biz teaser'a dönüştürmüşüz. Bu teaser'mış güya yani. Bakın, tekrar ediyorum. İzleyen herkes için tekrar ediyorum. PKK sizi tükürüğüyle boğar. Bu sözü Selahattin Demirtaş söyledi. Şimdiki adaylardan biri söyledi. Eski Antalya bir belediye başkanı uzak söyledi. Dedi. Yani şu söz, bakın şu sözü sindirebilen, işkembesi o kadar geniş olan kim varsa bunların yanında dursun. PKK tükürüğüyle Türk milletini boğabilir olacaksa mi, boğamaz mı? PKK tükürüğüyle Kadıköy seçmenini boğabilir mi, boğamaz mı? PKK tükürüğüyle Üsküdar seçmenini, Bakırköy seçmenini, Beşiktaş seçmenini boğabilir mi, boğamaz mı? İşte yerel seçim onun için önemli. Böyle karar verecek insan. Kusura bakmasınlar abi. Bence de kusura, kusura bakma. Gerçek bu yani. İşte burada konuşuyor hanımefendi. Dürüstçe konuşuyor. CHP'liler gibi kıvırmıyor. Evet. Açık açık konuşuyor. Açık açık. Yani. Peki. Ya, dileyen görmez, evet. Ama gerçek bu. Hakikat bu. Hakikat bu. Hakikat bu. Bravo. Kemal Olçar. Bu demin gündemi ısrarla Suriye ve Irak değil mi? Türkiye'de kurulmuş bir siyasi parti ama Suriye'de, Irak'ta bir teröristten kurmak için
Türkiye siyasetini kendisine zemin yapmış. Bu çok tuhaf değil mi? CHP'yi buna Truva atı yapmış. Bu çok tuhaf değil mi? Çok normal. Harita verin, anlatalım. Harita. Tamam, o zaman buraya geleceğim. Ama bu haritaya geçtiğimiz zaman başka mevzular da konuşacağız. Şimdi bunu bir daha dinleteceğim. Sonra Tülay Hatimoğulları'nı isteyeceğim. Bak, sonra Tülay Hatimoğlu. Mola ne zaman? Tamam. O zaman şunu söyleyeyim. Öyle bir denklem var ki az sonra vereceğim. Coğrafya. Vatansever iddiası olan bir CHP'li az sonra yayınlayacaklarımı izlediğinde, eğer hala bu tabloyu savunacaksa sözün bittiği yerdeyiz. Bu bir korku filmidir. Evet. Ama bu gerilim korkunun filmi. Karşısına aldığımız şeyleri de programın sonuna doğru anlatacağız. Anlatacağız. Tedbirleri de anlatacağız. Bu bir sabır filmi. Bu bir sabır filmi. Aynen. Sabrın sonu. Aynen öyle. Cesaret de şey. Bu bir şey filmi de CHP ile DEM arasında. Ben onu söylemeyeceğim. Onu söyleme. Ben söylemeyeceğim. Onu söyleme ama anladılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.